Merhabalar, hoş geldiniz yayınıma. Her geçen gün yeni şeylerle uyanıyoruz e, güne. E, stadyumların son haftada gerçekleşen olaylar malumunuz. Beşiktaş ve Fenerbahçe türbinlerinin, türbinlerinin bir kısmı ve de sonra dalga dalga yayılmaya başlandı, gayet demokratik bir şekilde, kendi kulüp başkanlarını da kötü yönettikleri zaman istifaya çağırdıklarını ifade eden e, yönetimin bu aciziyetini. Devlete ele geçirmiş, soymuş, soğana çevirmiş insanların herhangi bir felakette milletinin yanında olamayışını, bu kötü yönetimleri, bu hırsızları, bu mafyayı, bu ahlaksızları, bu edepsizleri e, istifaya davet etmesinin ardından e, ellerindeki büyük gücü bulunduranların ki buna Türkiye Futbol Federasyonu da dahil, ele geçirmedikleri kurum, kuruluş, takım, sendika hiçbir şey kalmadı, korkutarak veya bir şekilde saflarına çekerek, besleyerek suça bulaştırmadıkları kimse kalmamış olmalı ki böylesine bir dikta rejimini kurdular. Onun dışında konuşabilenler, bu rejimi şikayet edenler de mutlaka ki var. Kitlelerin yani sessiz çoğunlukların e, çaresizlikten kaynaklanan, ellerinde hiçbir şey kalmadığından kaynaklanan e, bir biat ediş durumu var. E, bunun yanında troller var, beslenenler var, maaşlarını onlardan alıp bu çaldıkları paralardan aldıklarını yani hem haram iş yapıyorlar, haramdan alıyorlar, böyle besleniyorlar. E, bütün değer yargılarını ayaklar altına alıp e, doğruları söylemek isteyen insanları alaşağı etmeye çalışıyorlar. E, bunları ifade edelim. Stadyumlar, deplasman türbinleri kapandı. E, büyük takımların her yerde taraftarı olan ki Beşiktaş Ankara'da oynayacak, e, Fenerbahçe'de, Kayseri'de oynayacak ve bu türbinlerde bu takımların taraftarları olmayacak. Kimlerin elinde olduğunu yıllardır anlatıyoruz. Federasyon ve kurumlarının nasıl atamayla gelindiğini, kimlere göre karar aldıklarını, anayasanın ayaklar altında olduğunu, kimsenin herhangi bir hakkı kalmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Hem kendi üzerimizden hem toplum genelinde yayılan adaletsizlik üzerinden anlatmaya çalışıyoruz. Ve bütün bunların özüne baktığınızda Şöyle bir endişeye kapılıyor insanlar. Zaman zaman hepimizde oluyor ama konuşmak zorunda olduğumuzu, anlatmak zorunda, uyandırmak zorunda olduğumuzu, o ülke bizim, o millet bizim, bizim insanımız, onların bazı şeyleri görmek, belki bir sıkıntıyı bu anlamda çekip ondan sonra bir feraha ulaşmak adına bunları anlatıp onları uyandırmaya çalışıyoruz. Bir Azrail fıkrası vardır, belki hepiniz bilirsiniz. Yani kıssadan hisse olarak ben genelde bu tip şeyleri hayata geçirmeyi severim. Azrail temelin canını almaya geliyor. Tabi temel o panikle Azrail'in geldiğini görünce ya biraz bana sabret biraz zaman ver de şu dünyada borçlarım var şunları ödeyin falan diyerek Azrail'i kandıracağını zannediyor. Bugüne uyarlayabilirsiniz benim anlattığım bu kısadan hisseleri. Tamam diyor Azrail fıkra bu ya veya kısadan hisse bu ya tamam diyor ben diyor sana diyor işte diyor yaklaşık bir ay gibi bir süre veriyor. Rakamları atıyoruz. Tabi temel o arada ne yapacağını düşünüyor. Ben işte toplu yerlerde olayım, işte yalnız olum olmayayım, yalnız olursam benim canımı almaya gelir falan diye, kaşa kaça, kaşa kaşa oyalaya oyalaya en son devamlı uçmaya karar veriyor. Bir gün işte bir uçağa biniyor. Uçak kalabalık tabi. Azrail uçağın içerisinde yanına geliyor omuzunun başından. Diyor ki, hadi diyor, vakit geldi diyor. Hani kelime işaret getir diyor. Senin canını alacağım diyor. Ondan sonra tabii temel bu uyanık ya. Hani kendini uyanık zannediyor. Bugünün kandıranlarına da biraz öyle bakmalısınız. Perde arkasında gözükmeyip bugün ortaya Allah'ın çıkardığı tiplere de iyi bakmanız lazım. Herkese bir yere topluyor duygusuyla bakarsanız olaylara. Bugünün siyasi pisliklerini, siyasi enkazlarını kimlerin kimlerle beraber olduğunuzu görmek için. Temel'e bu sözü söyleyince Azrail, Azrail'e cevabı ne oluyor Temel'in? Ya diyor sen diyor bu kadar insanı diyor hani benim yüzümden diyor bu kadar insanı mı öldüreceksin diyor. Yani benim canımı alacaksın ama diyor bu uçakta diyor falan. Azrail bu tabii başka şekilde de alır ama. Azrail'in orada e, kıssadan hisseye uygun çok güzel bir cevabı var. Diyor ki Azrail ben diyor senin gibi olup kendine uyanık zannedenlerin, e, benden zaman isteyenlerin hepsini bu uçağı toplayana kadar benim anam ağladı diyor. Toplu bir şekilde. Ben bu fıkradan anladığım veya bu kıssadan hisseden, hisseden anladığım şeye hayata bakış açısı olarak şöyle değerlendiriyorum. Bizlerin şer diye gördüğü, ne yapsak olmuyor diye gördüğümüz şeylerin e, aslına bakarsanız daha perde arkasında göremediğimiz neyin ne mal olduklarını anlayamadığımız siyasetçilerin, sanatçıların veya birçok kişinin Ortaya çıktığı ki bugünün teknolojisinde bu biraz daha mümkün. Dinleyebiliyorsanız, eğer anlayabiliyorsanız, her şeyi yerine oturtabileceğiniz şeyler yaşandığını düşünüyorum. Allah herkesi ki yani her şey Allah'tan diğer der insanlar inananlar. Allah herkesi bir yere topluyor gibi sanki. Bu siyasi enkazı kaldırmadığımız müddetçe. Bunu kaldırmaya çalışan bir elin parmaklarını, belki iki elin parmaklarını geçmeyecek derecede siyasilerin neye inandıkları, hangi mezhebe ait oldukları önemli değil. İnsana dokunan şeyler yapmak üzere bu hayatta, ben öbür tarafa da gideceğim ama bu hayatta insanımızı mutlu edecek bir şeyler yapmak için belki de birçok kişinin eleştirisini alma pahasına birleşen insanları da ayrı tutarak söylüyorum. Allah herkesi kimin ne olduğunu çok net bir şekilde göstermiyor mu sizce? Ya bana öyle geliyor. Ben mesela perde arkasını hasbalka kadar bir siyasi geçmişim oldu. Kimlerin ne olduğunu biliyorum. Hangi siyasilerin, hangi belediyelerden neler aldıklarını, çocuklarının o siyasilerden illegal bir şey yaparak mı? Hayır, kitabına uydurarak bu elinizdeki bu gücü, siyasi gücü evladınızla, çoluğunuzla, çocuğunuzla, akrabanızla kullanıp işte bot hesaplar açarsınız, farklı şirketler kurarsınız. Buraları soyduklarını e, tahmin edemeyecek olmanız beni üzüyor. Yani bu insanların oralarda babalarının hayrına 3-5 kuruş maaşa millet için hizmet ettiklerini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Olanlar yok mu? Var. O maaşının hakkını veren, inançlı, düzgün, her insana ulaşmak isteyen insanlar yok mu? Var. Ama azınlıktalar veya tukaka edilmişler, Türkiye'den sürülmüşler ve bunlarla ilgili hiçbir şey yapamazsınız. Sadece onların seslerini, Kamuoyuna yayabilmek için farklı farklı kulvarlar seçersiniz. Şimdi yayın başlığımın camilerde siyaset yapmanın serbest olduğu, kendilerine böyle bir dokunulmazlık kazandıklarını ve birçok camide bir keresinde ben de kalkıp oradaki imama itiraz etmiştim, e, istifa ettiğim dönemlere tekabül ettiği, olayın gerçeğini bilmeden onun kulağına fısıldanan bir olayı cami kürsüsünden Müslüman cemaate. E, anlatmaya çalışan bir imama cevap vermiştim. Daha olay istifayı ilk ettiğim günlerde. Tanıdığım, her zaman cumaya gittiğim, arka sıralarda olduğum, hiç onu göstermemeye çalıştığım, hatta caminin arka tarafında yurt bölümünden girdiğim, Süleymancıların bir camisiydi e, Florya'da, Basınköy'de. Gittiğim, orada zaman zaman konuştuğum, öğrenciler var, orada işte çeşitli... E, yemek programları falan olduğunda, yardım programları olduğunda katılırdım. Tanıdığım bir imamın bile aslında sevmediği, dinin bu şekilde kullanılmaması gerektiğini söylediğine inandığım bir imamın o günkü şartlarda siyasetin can suyuna gidecek açıklamalarını cami kürsüsünden anlattığı bir sırada ayağa kalkıp, daha cami tam dolmamıştı, e, ayağa kalkıp hocam hani o bildiğiniz gibi değil. Hani o olayın içini, yüzünü ben biliyorum. Ona kim söylettiyse, oradan kim siyaset yapmasını istediyse, yani bir yerlere inançlı olduğunu düşündüğü insanlara kıyak olacak şekilde siyaset yapıyordu. Ben de kalktım dedim ki inanın öyle değil. Yani ben olayın içerisindeyim. Muhalefet Partisi'nin milletvekiliyle bu olayın gerçeğini biliyorum. Ve bununla ilgili kayıtlara ve delillere ulaştım. Kamuoyu ellerindeki medyayla bunu farklı gösteriyorlar. Size de yanlış intikal etmiş dedim. Ve olayı kestim. Bir daha konuşmamak üzere o konuyu en azından bir daha konuşmamak üzere kapattım. Şimdi camilerde bugün bu noktada bunu söyleyebilecek insan yok. Düzmece. Olanlar varsa ayıkladılar. Gezi olaylarındaki imamın e, durumunu biliyorsunuz. O ve onun gibi imamları ayıkladılar. Şimdi kendi siyasetlerini yapan belki bir dönem sonra milletvekili veya bir yerde yerleşmek, işini garantiye almak için dininin, dininin değerlerini, Kur'an'ın teammüllerine aykırı bir şekilde konuşmayı, siyaset yapmayı kendine vazife olarak gören, bunun yapılmasında da onları oraya gönderenlerin hiçbir beis görmediği, kendi siyasetleri bunlar. Ama böyle bir ortamda spor dünyasında eğer kendi lehlerine stadyumlarda tezahüratlar olursa bunu susturmayan, istedikleri pankartları açan, istediği gibi konuşulduğunu bunu övgü dolu şeylerle sosyal medyadan veya kendi kanallarından bir şekilde kamuoyunun önüne sanki bir şey yapıyormuş gibi verirlerken çok demokratik bir hak olan böylesine rezil bir dönemde büyük ihmallerin olduğu ve bu ihmalleri ben söylemiyorum bakın. Bu bir partiye gönül verebilirsiniz ama ne yapıp yapmadığını sorgulayacak bir birim kalmadığı anda bunları size anlatanlara küfür ediyorsanız oturup kendi değerlerinizden, inancınızdan şüphe edin. Ben söylemiyorum. Adıyaman'a gidip oraya geç geldiğini söyleyip helallik isteyen bir cumhurbaşkanı var. Buraları helallik istenecek yerler midir? Geç kalmasının bedelleri, o binaları yapmasının, imar o insanları oradaki tabutların içerisine sokmasının helallikle çözülebilme ihtimali var mıdır? Eğer böyle biri bir din adamı böyle bir şey söylüyorsa o din adamının dini neyse ben o dine inanmam. Ölenler kime helallik verecek? Kalanlar mecburiyetten o çamurların içerisinde, enkazların içerisinde para dağıtan adamlardan beklentileri nispetinde Allah'tan beklentiyi kesmişler artık. Çünkü bu parayla ve yönettikleri bu büyük materyalist güçle neleri satın aldıklarını görmenizi istiyor Allah. Para dağıtıyorlar orada. Hulüfe dağıtır gibi. İnsanları geçici olarak, o anlık olarak susturmak. Bir de onlar bindirilmiş, bir şekilde ses çıkaramayacak, ses çıkarırsa başına neler geleceğini bilen olayın 20. gününde gitmiş oraya. Bu şekilde helallik istiyorlar. Ya bunların kitlesini nasıl uyandırmalıyız ki dinde helallik istenecek yerin siyaset veya devlet mekanizmalarında yapman gereken, zorunlu olduğun ve yapamadığında hesap vermen gereken yerlerde helallik istemek. O zaman herkes yönetir bu ülkeyi. Liyakatsız bir şekilde yönetirsin, darmadağın olduktan sonra ya helal edin hakkınızı der, geçer gidersin. Nerede bunun adaleti, hukuku, nerede bunun savcısı? Bunlarla ilgili suç duyurusu yapıldığında bunlar gibi ne hırsızlıklar çıktı, hiçbirine işlem yapılamadı, öyle mi? Bütün bunları düşündüğümüzde stadyumların kapanmasını özgür iradesiyle önceden planlanmamış, gayri ihtiyari, bu yaşanan on binlerce ölüme tepki vermek isteyen, bu yönetime ses çıkarmak isteyen hükümet istifa diyen rejim istifa diyeceksiniz. Hükümet diye bir şey kalmadı. Anayasayı parça parça ettiler. Her şeyi kendilerine uyduruyorlar. Bunu yayınlarda anlatmaya çalışıyorum. Oğuzhan Uğurları, Haluk Levent'leri kendi taraflarına çekebilmek için, kendi tarafı dediğiniz hepsi boyun eğdi. Onları suçlayamıyorum ki. Başka bir şey yapamazlar sizlerin paralarını sömürebilmek, çalabilmek için bin bir türlü iş yaparlar. İşte Kızılay'ın yaptıklarını görüyorsunuz. Devletin bütün kurumlarının ilk saatlerde beraber orada olmadığını kendisi itiraf eden bir cumhurbaşkanına bile bir şey söylendiğinde ana avrat küfür eden paralarını aldıkları her hallerinden belli. Önlerine yattıkları ki rezadan sonra önlerine yatacak birilerini arıyorlar herhalde. Bu kadar belli olduğu bir ortamda konuşmamıza hiç gerek yok ama bazı geri zekalı kitlelere kendi itiraflarına rağmen bakın kendi itiraflarına rağmen anlatmak zorunda kalmak bilele anlatır gibi kelimesinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Kendilerini bu kadar aptal yerine koyan 3-5 kuruş kazanacak diye olanlar ayrı. Onların eliyle ya bizim partimizin başındaki insanı destekliyor zannediyorsunuz. Hayır. İnanın bana arka planda sizin gibi düşünmeyen AKP'lilere sesleniyorum. AKP seçmenine sesleniyorum. Sizin gibi düşünmeyen sadece sizlerin bu iradesini bu sıkışmış tepede gördüğünüz inançlı gördüğünüz adamı arka taraftan sıkıştırmış yeni ortaklarının kamu kurum ve kuruluşlara yerleştirilen ve onlarla beraber kurulan trollerle birlikte sizlerin duyguları ve dini değerleri bütün değerlerinizi sizden söküp alan bir çeteyle karşı karşıyasınız. Ve Türkiye'yi yönetiyor zannettiğiniz insan evet her şey iki dudağı arasında tek adam ne derse o oluyor oraya asker gitmeyecek dediğinde gitmiyor bunları ona yaptıranlar sonra faturayı da buna kesenler de aynı yani o kitleye kesiyorlar. Yarın Allah korusun diyelim birçok insan ölmesini ister belki zalimlerin hayır yarın olmadığını puta taptığınız putlarınızı yemeye başladığınızda veya putlarınız yok olduğunda oraya bu faşistliği yapan, arka planda sizin reisinize yaptıran insanlar ele geçirdiğinde ki bazen bakıyorum yani bunlar giderse sen bir ülkeye geleceğini mi zannediyorsun diyor mesela bazıları. Ben o hesapların kimin hesapları olduğunu biliyorum. Hani bazı odalarda o odaların hala bugünkü rejimi destekliyor olmasının o rejimin milli irade dediği o kitlesiyle istediğini yaptırıyor olmasının arka planında o gittikten sonra aynı faşistlikle biz bu işe devam ettiririz. İşte bunların ortaya çıkmaya başladığı, çıktığı ve ülkeye hiçbir faydası olmayan cinayetten uyuşturucu kaçakçılığından dünyadan, batıdan kopuk bir halde sizlerin yaşamasını sağlayan Türkiye'deki ilkelliğe bakar mısınız? Binaların durumuna bakar mısınız? Oralarda insanlar ölebilir. Biz Ankara'nın göbeğinde ele geçirdiğimiz bu sistemde istediğimiz yaparız duygusuyla yaşayanlar. Stadyumları kapatanlar bunlar stadyumlarda bir maske dağıtımında bile koskoca Cumhurbaşkanı'nın boş türbünlere resimleri konuyor. Siyasetler yapılıyor. Spor Bakanı'nın bilmem neleri konuyor. Siz kimsiniz ya? Bunlara ses çıkarmayacaksın. Stadyumlarda birisi istifa edince taraftara kapatacaksın. Siyaset, camilerde siyaset yapılıyor. Yüzlerce, binlerce videos çıkarıp gösterebilirsiniz. Miting yapıyorlar. Ayakkabıyla gireni kendileri giriyorlar. Hadi ayakkabılarını çıkarıp giriyorlar ve o minberin orada bir platform kurup halktan oy istiyorlar. Bunları yaşamadı mı bu toplum? Burası mı yeri? Kendi lehlerine olunca dibine kadar kullandıkları camiler, kışlalar, stadyumlar bunlara birileri kötü yönetimlerinden, bu rezaletlerinden, soygunculuklarından bahsetmeden istifa dediği anda deplasman tribünleri kapalı, seyircisiz oynansın, şifresiz verelim maçları. İnsanları avantajlılığa alıştırdılar. Üretmeden kazanmayı alıştırdılar. Kendileri yukarıda vergiyle onunla bununla soyuyorlar. 200 lira veriyorsa o çocuktan, o parayı verdiği çocuktan onu bin lira olarak geri alıyor bunlar. Gördük işte Ekrem Cengiz milletin bilmem neresine ne koyacağım diyen adam 3 milyar TL bağışladı gibi gösterdi. Bir baktık ki arka planda bağışladığı parayı devletten almış bile. Sizin paranız milletten almış bile. Artık öyle bir hale geldi ki ters takla attırıp bir daha soyuyorlar, ters takla attırıp bir daha soyuyorlar. Size daha da muhtaç hale getirip, o çamurların arasında, enkazların altında sizden çaldıklarını o kısa süreliğine görüntü olarak ya dünyanın neresinde görülmüş ya helallik istedikleri andan itibaren ben suçumu kabul ettim demektir. İstifa edemiyorlar ama helallik istiyorlar. İstifa etmek onurlu insanların işidir, onurlu. Ama istifa ederse o cinayetlerin hesabını vermek zorunda olanlar hala size sizlerden çaldıklarını para olarak veriyorlarsa oturup bir düşünmeniz lazım. Bu kadar net olan şeyleri görememek bunun izahı yok. He ben ne diyorum ya Allah'ım şunlara göster diyorum artık bu nasıl bir şey diyorum mesela. Ama diyor ama demek ki Allah bizim arka planda benim kısmen gördüğüm Sizlerin arka planda olanları göremediğiniz bütün aktörleri ön plana çıkarıyor. İşte altılı masadaki tartışmalar. Kime destek veriyor? Mesela aday belirleme sürecindeki durumlarda e, sizce oradaki tartışmalarda kime destek veriyorlar dolaylı yoldan? Diyelim ki atıyorum Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu, kaybetti. Kaybetme ihtimali normal şartlarda olmaması gerek bu kadar rezillikte hani ceketini koysan kazanırsın duygusunun hakim olması gereken bir dönemde ellerindeki bu medya ile bu algı operasyonları ile sizden çaldıklarını oylarınızı satın almaya çalışarak bir politika yürüttükleri bir dönemde kaybetti. Ya ben demiştim falan deyip tekrar bir siyaset rant elde edecekler bundan. Bunu söyleyenler. Ya böyle bir ortam varken ortalığı yangın yerine çevirmeniz lazım. Bu rezaletleri anlatmak varken anlatıyor mu Altılı Masanın bazı aktörleri veya çocukları İstanbul Belediyesi'nden oradan buradan çok büyük rakamlar mı kazanıyor? Onun için mi Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterelim diyorlar? Onun için mi siyaset aman dokunmayalım, memleketimizin yaralarını saralım. O yaraları millet sarar. Sarıyor da zaten. Siz milletin sardıklarını çaldırmayın. Bu düzeni, bu rejimi değiştirmeye top yekün hareketle hep beraber hareketle çalışmak bu kadar zor mu? Değil. Ama öteki tarafın artık faşist arka planda kurdukları o faşist orduları 15 Temmuz'da sokağa çıkarıp askerin kafasını kestirdikleri bunlardan mı korkarsınız? Veya bu rejimden beslendiğiniz için çoluğunuzla çocuğunuzla yarın öbür gün bunun önü kesilir mi diye düşünürsünüz. Yapmayın Allah aşkına. Bu millet her bir fert, her çaresizlik ben şunu diyorum. Allah bunların hepsini bir yere toplamadan bu süreci bitirmeyecek diyorum. Hepsini. Perde arkasında gözükenleri ki gözüküyor artık. Görüyorsunuz ya ne yapmaya çalışıyor bu falan diyorsunuz. Ya bizim ilk etapta şu düzenden kurtulmamız lazım. Anayasayı tekrar işler hale getirmemiz lazım. En kötü diye gördüğümüz anayasa bile bu işi görür bir müddetliğine. Ama sonra birleşen altılı masanın veya daha fazlasının yeni anayasalarda daha özgür, daha insana yakışır şekilde, insanlık onuruna yakışır şekilde yaşamayı insanlara o zaman vaat edebilirsiniz. Görmüyor musunuz ya rezaleti? Herkes görüyor. Bakıyorum sabah akşam hani mevcut rejimin inandığını söyleyen, bunu inançlı zanneden o kesimin kitleleri bilmem nenin köpeği falan diye yazıyorlar. Benim umurumda değil bunlar ya. Ben hırsızın köpeği, bu adilerin, bu hainlerin köpeği. Bakın köpek kelimesini Söylediğim için utanıyorum. Çok seviyorum. Köpeğim var, kedilerim var. Çok seviyorum. Bunlar köpek bile olamazlar. Ülkeyi bu hale sokan hainler, bu duruma getirenler hala yönetmeye talip olabiliyorsa ve hala bu kitleleri kandırabileceğine hırsızlıkla kurulan havuz medyaları gün gibi ortadayken bunları seyredip bunlara inanıyorsa, on, onların oradan kazandıkları paralarla maaşlarını alıyorlarsa bu ülke ya Allah korusun bu ülke bir sürü güzel insanın yüzü hürmetine ayakta kalıyor demektir. Daha nice felaketler bekle, beklemelisiniz yani. He bu işin bir an önce bitmesini Allah istese hiç şüphem yok hemen bitirir. Ama bunları görmeniz lazım. Bir daha bunlar tarihin o kirli sayfalarına gömülecek şekilde gitmeden bir şey düzelmeyecek demek ki. Sizin arka planda iyi diye gördüğünüz siyasete atılmış partiler kurup atılmış veya da bu düzenin suyuna giden diğer partilerinin liderleri veya içindekiler her gün başka şeyler söyleyerek sanki demokrasi var bizim partimizde gibi göstererek ülkenin nasıl bir uçuruma gittiğini farkında değiller mi sizce? Farkındalar. Ama onlar kendi ceplerinin derdinde. Ama nasıl olsa onlar yapıyor zaten. Biz de şurada iki üç götürelim duygusundalar. Millete yansıyan ne? Pariteden, Pariteden ne yapacaklarını bildikleri için oradan da kazanıyor hırsızlar. Pariteden kazandıklarıyla halkı besliyorlar. Faizden kazandıklarıyla bilinen bir şeyin, kazanırken bilinen bir şeyin faiz olduğu gerçeğini bunlara haykırmak lazım. Ben şimdi bir ülke yönetiyorum. Öyle mi? Söyleyeceğim şeylerle borsa inecek çıkacak. O noktaya getirdiler. Veya dolar bilmem nereye gidecek veya tutacağım. Hepsini biliyorum. Çıkıyorum bir şey söylüyorum. Fırlıyor dolar. Sonra yapacağımı biliyorum. Hop alıyorum dolarları arka plana gidiyorum. Bütün aktörleriyle beraber diyorum. Bu soygunu insanlar göremiyor. Görebildiğiniz sizlere ulaşabilen kayıtlı, belgeli, tescilli, polislerin, hakimlerin, savcıların yakaladığı hırsızlıklar ve kayıtlarla bunu ispat etmiş avukatlar var. Ses kayıtlarının, sıfırlamaların, hırsızlıklarının, öne yatmalarının bu insanlar hala ülkenin bütün devlet kurumlarının bir yerlerinde görev yapıyorlar. Bu ülke ayakta kalır mı ya? Bu yöneticilere yöneticilere müsaade ettiğiniz müddetçe bu ülkenin ayakta kalma şansı yok ki. Dolayısıyla milletin ayakta kalma şansı yok. Üzülüyoruz, acıyoruz onlar adına biz utanıyoruz yani. Adam hakkınızı helal edin diyor ya. E böyle bir şey olabilir mi yani? Daha ne ne yapmanız lazım ki daha büyük felaketler gelmesin diye. Çok 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 üzücü. Çok üzücü. O açıdan Stadyumların kapanması, seyircilere kapanması, nasıl bir korku içerisinde olanların hala kazanma ihtimali olması ya çok acı bir şey ya. Bir tane oy çıkarsa haramdır oya. Bu kadar rezalete bir tane bırakın. Yüzde ellileri, yüzde kırkları. Hadi yüzde kırkları anca bulacaklar. Yüzde otuz sekizler falan. İlk seçimde kazanma ihtimalleri yok deniyor. Ya onun yüzde birini alırsa olmaz. Bu din değil ona inananlar, dine inananlar, dinden dolayı, dininden dolayı inananlar, devletler böyle yönetilmez. Helallik istendiği yerde o gün bitmiştir o iş. Ya böyle şey olur mu denmeli? Ne yapıyorsun sen ya? Senin sorumlulukların var. Tek adamsan, tek adamsan her şeyden sen sorumlusun. Güzel şeyler bilmem ne falan ben yaptı şu yaptı falan. Hayır. Ondan da sen sorumlu değilsin. Bunu millet milletin imkanları bugünün teknoloji çağında modern dünyanın imkanlarıyla yapılan şeylerin çökmesinin yerin dibine girmesinin başka bir izahı olamaz ya. Sen oradan maaş alıyorsun ya. Maaş verdiğiniz insanların size hakaret, küfür etmesi ve bunca yaşattığı felaketten sonra ihmalden sonra helallik istemesi ne bir dine ne bir hukuk kuralına kesinlikle uymaz. Uymaz. Bunu bilmeyen, trollerin de etkilediği kitleler sabah akşam küfür ediyorlar. Bu da olayın başka bir boyutu. İnandığınız Allah, inandığınız kitap biraz sorgulamanızı istiyor, yazışmanızı istiyor, hukuka bağlı olmanızı istiyor. Doğru insanlardan, bilimi takip eden insanlardan dinlemenizi istiyor. Bilimi size söyleyen insanların, anlatan insanların tutuklanmasını değil akademisyenlerin, uyaranların, tarih boyunca yaşananları sizlerin okumadığınız için sizlerin önünüze sunan insanları dinlemeniz gerekiyor. Böylesine başı boş birilerinin oraya getirdiği ve arka planda kullandığı insanların yaptığı bu kötü politikalardan dolayı koca bir ülkenin batmasına müsaade edemezsiniz. Buralar müjdelenmiş topraklar. Allah buna müsaade etmeyecek. Ama bu süreyi kısaltmak sizin elinizde. Bu kıyameti bitirmek sizin elinizde, dünya kıyametini. Gerçek kıyameti bilmiyoruz. Ama her şeyi kendine uyduran, o kitapta okuduğu şeyi kendi çıkarları doğrultusunda onlara yontan cübbeli cübbesiz fetvacıları var bunların. Cübbeli cübbesiz. Bunların arka planda kimlerle beraber hareket edil ettiğini veya kimler tarafından sıkıştırıldığını gün gibi her gün birileri söylüyor. Ama hala işinize geldiği şekilde onları dinleyip o yoldan gitmeye çalışanlar. Bu enkazı kaldırın. Bu enkazdan kurtulun. Stadyumlar üzerinden açtığım, futbol üzerinden açtığım diktatör rejimlerin futbolu nasıl kullandığını ama gün geldiğinde o iradenin önüne geçilemeyeceğini ama geçilemediği zaman da kuralların dışına çıkıp yeni şeyler icat ederek, atamayla getirdiğiniz federasyonlara talimat vererek, oraya yerleştirdiğiniz Hukuk bölümüne, sportif bölüme, bir başka bölüme yerleştirdiğiniz adamları sosyal medya hesaplarından konuşturarak bir şeyden kaçamazsınız. Allah bunların hepsini görüyor ve topluma, millete diyor ki: "Ben bunları biliyorum, görüyorum. İşte o gözlerinizin şaşırarak bakacağı güne saklıyorum hepinizi." diyor. Daha ne olacak? Daha neye şaşıracaksınız? Deprem bölgesinde olanları görüyorsunuz. Kızılay verdiğiniz paraları çalıyor ve bir başkasından bir başkasına çadır satıyor. O çadırlar orada duruyor. Donarak insanlar ölüyor. Bir öyle bir böyle çelişkili açıklamaları var. Birileri aniden söyleyince hata yapıyorlar. Uyarıyor sonra değiştiriyorlar. En sonunda bakın çok özel bir şey söyleyeyim size. Ben bir partinin içerisinde milletvekilliği yaptım. Seçim çalışmalarına nasıl hazırlandıklarını gördüm. Şimdi ne yaptılar? Tehdit etti ülkenin cumhurbaşkanı. Ben namussuzlar, ve be ahlaksızlar bilmem ne falan dedi. Adıyaman'daki veya işte Maraş'taki, Hatay'daki depremzedelere orada enkaz altında kalanlar için Twitter'ı, interneti kesti. Kurtulmasınlar diye. Ölsünler diye. İlk iki üç gün kimseyi göndermedi oraya. Yazılıyor, çiziyor birçok insan. Şimdi bakın ne oldu? Hakaret ettiler. Hemen anketler yapılmaya başlandı. Binalar ihaleler çıkmaya başladı. Anketler yapılmaya başladı. En çok oy alabilecekleri yer olan Adıyaman'a gitti. Ona dediler ki arka plandan seçim geliyor seçim olacak. En çok oy aldığımız Adıyaman'a sadece Adıyaman olarak bakmayın. Oradaki cemaatlerin bu dini değerleri taşıyan insanların İstanbul, Ankara, Türkiye'nin her yerinde etkileşim alanları var. Beslendi bunlar bunların eliyle yıllarca. Haliyle onlarda bir kopma olursa ana çekirdek kadromuzda bir kopma olur duygusuyla gidip Sadece kamuoyundan Türkiye'den biz itiraz ediyoruz, helal etmiyoruz, haram olsun diyoruz. Sadece ve sadece oradaki insanların o dini değerlerini kullanarak oradan çünkü kitleleri kimi takip edeceğini artık yönlendirdiler. Hakan Şükür'ü kim takip ediyor? Troller dışında, trollerin etkilediği insanlar dışında normal muhalif insanlar genelde takip ediyor. Doğru mu? Ama onun hitap ettiği kesim, onu takip edip kendine zorladığı kesim o helalliği adama bak ya ne kadar büyük ne kadar yüce helallik istiyor bak Allah kitap biliyor bu adam imanlı bir adam falan duygusuyla ölen fıtrat kader diyor. İşte cehaletin, dinin cehaletini ortadan kaldırmak için, yani din aslına bakarsanız çok büyük bir zenginlik. Bütün dinler için söyleyebiliriz. Ama orada sadece o okumayla, bir şeyin içerisinden almanız gerekenleri alamazsınız. Onu anlamak lazım. Oku diyor, ilme, bilme, takip et diyor, yazış diyor, hukuka göre hareket et diyor din. Bizim dinimiz, bizim değerlerimiz. Bu eğitim ne olur ve neyle olur? Dinle olmaz. Eğitimle ve ahlakla. Roosevelt'in söylediği gibi bakın Amerikan Başkanı diyor ki, bir insana sadece eğitim verirseniz bunun yanında ahlak olmazsa o eğitim olmaz. Bu dini eğitim olur. İşte akademik eğitim olur, başka bir şey olur. Ahlak, din bilgisi ve ahlak. Din ve ahlak bilgisi dersleri gördük. Şimdi bu ahlaksızlığı, insanların oylarını veya duygularını satın almak için din satanlara inanmayacaksınız. İnanmamalısınız din satanlara. Dininizi yaşayabilirsiniz. İşte bunu yapan, okullar açan insanların okullarına çökmesinin sebebi bu. Tarikatlar kapalı yerlerde hecavüze ona buna girsin. Oradaki o depresif yerlerde çalışsın. Kur'an kursları açsın bilmem Kur'an'ı sadece okumayı öğretsin. Ondan sonra siyasetin kulu kölesi haline getirilsin. Bunun dışında olanlar tukaka edilsin. Tukaka edilsin. Bunun yok olduğu gün bunlar dini de tes teslim aldılar. Doğru bir modeli yok ettikleri gün, okulları kapattıkları gün. O okullarda kendi damatları okusa da orada bile adaletsizliğe Bakın suç işlemedi o okulda okudu diye. Ona bir şey demez. Ama orada okuyan bankasına 50 dolar para yatırdı diye çocuğunun ölüm pahasına yeni çıkardıkları birine söylüyorum. Bu hangi dinde var ya? Bunların elinden bunlar vasıtasıyla dinleri de alıyorlar. Yarın topraklarınızı da alırlar. Bunlarla beraber, bu sıkışmışlarla beraber. Onlar vatan milli işte bize kumpas kuruluyor, ülkemiz elden gidiyor diye söylediklerine bakmayın. Tam tersi. Onlar kaldığı müddetçe ülkeniz, değerleriniz ve dininiz elinizden gidecek. Kimsenin inanmadığı, kimsenin size saygı duymadığı, bu putlarınız öldüğü zaman, bu putlarınız yok olduğu zaman başınıza gelecekler bunlar. Arka planda bunu sıkıştırmış, içeriden çıkardıkları ve teşekkür beklediği insanların sabah akşam her şeyi buna mal ederek, her şeyi bunun üzerinden götürerek bu sistemi ele geçirdiklerini, kurdukları bu sistemi ele geçirdiklerinizi düşünün. Bugünden daha beter olursunuz ey dindarlar. Ali Babacan, Davutoğlu, işte oradaki Temel Karamollaoğlu bunların talebi, isteği, düşünceleri bu. Orada olmalarının ana sebebi bu. Dini değerlerinizi sattı bunlar. Dini güncellemeye çalıştılar. Bizim gibi insanlar kazansın duygusuyla başladıkları, biz kazanalım, geçmişte mağdur olduk aslında hiçbir mağduriyet yok. Siyasetten rant kazandılar ve bunlarla gidecek bir ülkenin bundan sonra toparlama şansı olmaz. O kitlelere sözleniyorum, muhaliflere değil. Muhalif her zaman muhalifti. Dünyadan kopuk bir ülke olduğunuzu ama dünyanın insanının vicdanlarının deprem olduğu zaman oraya nasıl yansıdığını gördüğünüzde insana dair bir şeyler yapmamız gerektiğini, hangi din olursa olsun o dini iyi bilen insan vicdanlı insandır, ahlaklı insandır. Doğru yaşayan, teknolojiyi, bilimi takip eden, birisi sıkıştığında yardıma koşan, he yönetenler mi? Yönetenleri yöneten var mıdır? Vardır. O büyük para babaları, kapitalist dünyanın o güçlüleri, arka planda duranlar yönetenleri yönetir. Eğer o yönetenler de sıkışmışsa o ülkede hesabı olanlar o sıkışmışlıktan o dış güçler dediğiniz onun sıkışmışlığından tek adama döndürdükten sonra o kişiyi ülkenizin altını oya 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 işte bu sıkışmışlıktan ülkenizi bu sıkışmış adamdan kurtulduğunuzda kurtaracaksınız. Bu sıkışmış adamlardan kurtulduğunuzda kurtaracaksınız. Onların ortakları da dahil buna. Deprem bölgesine nefret kusuyorlar ya. Halkı susturuyorlar halka bağırıyorlar konuşma diyor al bunları götür diyor elindeki büyük arka plandaki koruma bıyık bırakmayı bıyık bırakmayı milliyetçilik olan sananlar. Sananlar bıyık bırakıp hakikaten ülkücü ve milliyetçiler yok mu? Onları ayrı tutarak söylüyorum. Onlar da en tepelerindekinden ona mesaj vermek için öldürülüyorlar. Öldürülüyorlar kendi arkadaşları tarafından. Onların da sesi çıkmasın. Bir ülkünün sesi çıkmasın diye. Biraz uyanan oldu mu geçmiş olsun. Ya onlar gibi olacaksın. Ya onurlu bir şekilde öleceksin. Size ölümü vaat ediyorlar ya. Ha depremle, ha onların hatalarını söylediğinizdeki tavırlarınızdan sonraki ölümle. Daha ne kadar müsaade edeceksiniz yani? Daha ne kadar müsaade edeceksiniz? Videoları mas ah seyrediliyor olabilir. Hiç umurumda değil. Seyreden ve buraları bulandırmaya gelen, para alan veya o para alanların etkisinde kalan, İnsanların olayları anlama yetisinin eksik olmasını bu tip siyasi oyunlara bağlıyorum ben. Bunu biraz uyandırmaya çalışan ülkesinin kurumlarında liyakatlı, ahlaklı insanlar çalıştırmak isteyen insanların hepsini ayıkladılar. Sağdan, soldan, cemaatten, Ermeni, Alibi ya kuralları olan bir yer, bir devlet, kanunları olan bir devlet. O kurumların başında kanunsuz bir şey yaptığı zaman onun başına çöker. Ama topyekün annesi işte kendi bir şey yaptığında babasıyla bütün sülalesiyle yerin dibine sokulacak şekilde yapılan bir eyleme zulüm denir ve ülkeyi satmak ve hainlik denir. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Sizlere istedikleri, yaptıkları her şeyi doğru gösterebilecek güçleri var. Bir kere buradan düşünün. Hırsızlıkla kurulan medyalarıyla her gün 7 24 kara propagandasıyla bir tane fare kılıklı bir adamın Propaganda Bakanlığıyla sabah akşam insanların öldüğü bir ülkede Çetelerin, mafyaların kol gezdiği, sokak ortasında adamların kaçırıldığı bir ülkede siz Allah'tan nasıl adalet beklersiniz? Allah'ın adaleti başka şekilde gelir. Bakın, başka şekilde gelir. Benim 99 depreminde birçok günahsız, tertemiz arkadaşım öldü. Genç yaşında. Benim dualarımda her zaman olan arkadaşlarım, abilerim onlar. Annemin, babamın, ailemin sağ kalmasına sevinemedim ben. Bugünkü deprem psikolojisini herkesten çok iyi bilirim. Ben gibi bilen binlerce insan vardır. Ne yaralar, ne travmalar o kalıyor. Siz de ömür boyu kalıyor. İşte ona karşı gösterdiğiniz sabır, ona karşı ettiğiniz dua, ona karşı verdiğiniz mücadeledir sizi ayakta tutan. Yoksa malınız, mülkünüz gitmiş, depremde çökmüş, başka şekilde olmuş önemli değil. Mühim olan insana dokunabilmek. İnsana dokunuyorlar mı? Ne yapıyor? Alıyor cebindeki parayla İnsanın acısı var gidiyor çocuklara para dağıtıyor orada ya. Ya inana, inanamıyorum yani. İnanamıyorum. Kimin parasını? Yazık. Ülkenize yazık. Bayrağınıza, vatanınıza yazık. Bu sıkışmışlar, bu ahlaksızlar, bu fetvacılar, bu cübbelisi cübbesizi. Şimdi bu gazeteciler gazeteci mi ya Ahmet Hakanlar? Bu yalakalar, bu rejimi destekleyenler. Allah'ınızı severseniz söyleyin ve yarın bunları gazetecilik sıfatıyla yaptıklarını söyleyerek devam edecekler bunlar. Bu namussuzlar, bunları takip ediyorsunuz ya. Bunlar namussuz ve ahlaksızlar. Daha bir sürü var, isimlerini sayabilirsiniz. Namuslular, ülkesi için bir şeyler yapmak isteyenler ya yurt dışında ya yurt içinde suskun, söylemeye çalışıyorlar, gizli öznelerle konuşuyorlar. Yazık günah bu ülkeye. Sizleri uyandırabilecek kimseyi bırakmadılar. Haluk Levent'in çaresizliği, alerjileri, üç gün önce söylediği şeyin tam aksini söyleyecek noktaya gelmesini, sizlerin güvenerek para verdiği insanları getirdikleri noktaya bakar mısınız? Siz kime yardımınızı bile yapamaz hale getirdiniz. Allah bu duyguyu da aldı. Siz güzel insanlarsınız. Siz gönlü geniş insanlarsınız. Kendiniz yemeyip işte bu duygunuz kullanılarak siyaset yapıldığında ülke böyle çöküyor. İşte bunları bu anlamda sıkıştırmış, kanunun önüne çıkmak zorunda bırakmış insanları hapse attınız. Atılmasına müsaade ettiniz. Mecliste bunları görenler var. O gün de ben oradaydım, gördüler. Bugün gıkını çıkaramıyorlar. Neden? Bunları söylerlerse FETÖcü olurlar diye. Asıl düzelmesi gereken yerleri söylüyorum size. Asıl. Lanet olsun kim ne yaptıysa onun içerisinden hata yapanlar yerle bir olsunlar. Onların da cezası verilsin. Ama ülkeniz için size cambaza bak duygusuyla birilerini göstererek arka planda bütün her yeri ele geçirip ele geçirenlerin sıkışmışlığından da dünyanın bütün uluslarının faydalandığı bir ülke haline geldiniz. Bağımsız bir ülke değilsiniz artık. İnsanların yardımları koşuyor. O paraları alıp siyasetlerini harcayacaklar. Dünyanın her yerinden gelen yardımlar ve dünya bakmış olacak size. O paralarla kurulacak onların siyaseti üzerine o inşaat binaları utanmadan bundan sonra sesini çıkarını keselim bundan sonra böyle böyle olacak falan diyerek hala miting yapıp konuşabiliyorlar enkazlar üzerinde onlarca bin insanın son olarak söylüyorum onlarca bin enkaz altında kalmış insanımıza Allah'tan rahmet diliyorum onların ruhları bakın inanan bir insan olarak söylüyorum onların ruhları sizleri bu namussuzları bu ahlaksızları bu hırsızları bu katilleri yataklarında rahat bırakmasın onların Rahat bırakmasın onları. Çünkü onların cesetleri yok. Enkaz altında kaldılar. Hemen inşaat kurup siyaset yapıp yine onları geride kalanlar ne yapsın? Ne yapabilir vatanına, milletine dönüp o binalara geçecekler? Bunu yine millet yapacak. Dünyanın her yerinden yardım yapanlar yapacak ama siyasetini bunlar yapacak. Yok böyle yağma. Allah bunların hepsini görüyor ve gözlerinizin hayretle bakacağı güne saklıyorum diyor hepsini perde arkasında bunlarla beraber hareket edip siyasi parti kurmuş etmiş söylüyoruz zaman zaman. Onlarla hepsini bir ara toplayana kadar bu devam edecek. Siz görmezseniz başınıza büyük felaketler alarak da göreceksiniz. Dininizi, değerlerinizi kaybeterek de göreceksiniz. Ah edeceksiniz, vah edeceksiniz, helallik isteyeceksiniz. Helallik benim telefonumda burada. AKP'lilerin en tepe yönetimlerinden. Günü geldiğinde hepsini söyleyeceğim. Günü geldiğinde. Ben kimseyle yaşadığım, yazıştığım, özelimi bugüne kadar kimseyle paylaşmadım. Paylaşmayacağım da. Ama tepede suça bulaştırılmış, bu rejimin içinde çalışmış, bir şekilde ondan istifade etmiş, kendine hak görmüş. Ya benim gibi insan kazansın demiş. Oğlum kazansın, burada bunu alsın, bu maaşı alsın, bu ihaleyi alsın diye kazanmış. Ama bugün anlamış. Şimdi geri dönemiyor. Yakalanacak. Çünkü o da suç işlemiş. Suça bulaştırmak bunların en büyük maharetleri. herkese bulaştırdıkları için kimse ayrılamıyor. Kimse sesini çıkaramıyor. Ve bunları da söyleyerek aranızdan ayrılmak istiyorum. Ee, çok üzücü ama ben üstüne basa basa söylüyorum. Bunların perde arkasındaki olanları perde önüne çıkarıyor Allah. Altılı masanın içinden kokonat ne o? altılı masanın içerisinden ve birçok farklı siyasi parti kurarak bunların dümen suyununa giden o insanların bu sıkışmışlıklarını kullanan bu rejim bu rejimin sıkışmışlıklarını kullanan ve o ülkede hesabı olan dış güçler hepiniz birsiniz. Siz ülkenizi sevmiyorsunuz. Bayrağınızı, vatanınızı, milletinizi sevmiyorsunuz. Çıkarlarınızı ve en önemlisi artık geri dönemeyecek kadar sıkıştığınız için mecburiyetlerinizi bunlara karşı göstermek zorundasınız. Millet uyanmalı, uyanmalı, uyanmalı. Uyanması için de son nefesime kadar ben bunları anlatmaya devam edeceğim. Ben bir sporcuyum, bir futbolcuyum. Tarihin, Türk futbol tarihinin en başarılı oyuncusuyum. Hatırlatmak için söylüyorum. Gazeteleri tarihten buraya, geçmişten bu yana birinci sayfasından itibaren okuyan biriyim. Eğer ben siyaset yapacak olsam size yemin ediyorum bunların her birinden bin kat iyi siyaset yaparım. Ama Allah'tan korkarım. Üstad Bediüzzaman'ın ifadesiyle söyleyeyim. Hiç risale okumayanlar. Şimdi bazen dinliyorum, okuyorum risale okuyanları, okuyucuları, oradan anlayanları. Siyasetten uzak duruna gelen, Türkçesini söyleyeyim Eyüzübillahimineşşeytani siyasi diyor siyasetten siyasetin bu tablosundan, siyasetin içerisindekilerden, iyileri, güzelleri milleti için yapanları ayrı tutarak söylüyorum. Var böyleleri. Ama onlar bir yere gelemez. Gelemiyorlar. Gelemezler. Ama ses çıkarırlar. O sesi duymanızı isterler. Belki cılız gelen o ses sizin kurtuluşunuz olacak. İsimlerini sayabilirim. Farklı farklı kesimden. Gergerli oğlusundan Sezgin Tanrı kuluna. Hukukçu adam. Birçok farklı isim sayabilirsiniz. Siyaseti için yapan, oy kullanmak, oy kazanmak, partisine yaranmak için yapanlar, onlar da bir yerlere gelemiyorlar. Bu dünyada gelmek istediğiniz yer ne olursa olsun, öbür tarafta gelebileceğiniz yere değişiyorsanız, siyaset yaparak, bu kadar kirli siyaset yaparak geliyorsanız, bunun sonu yok. Bunun millete sonu, millete yansıması felaket olur. Oluyor da. Allah bunu söylemiş ya. Siz doğru insanları takip etmek, ülkesini seven insanları takip etmek, onları dinlemek, troll maaşıyla geçinip bunların hepsi kanıtlanmış, onların küfürleri, kafirleri, bilmem neleri, inandıklarını söylemelerine rağmen yapıyorlar bunu. 3-5 kuruş maaş alacaklar, liderleri, patronları namaz kılıyor diye, Kur'an okuyor diye. Kimsenin namazına, Kur'an'ına aldanmayın aldanmayın. Onu özümseyin, onu yaşayın. Buradan geçmeyen, içinizde hissetmediğiniz bir şeyin size faydası yok. Herhangi bir kitaptan aldığınız bir dersten çok fayda görürsünüz. Ama böyle Kur'an okuyorum diyerek kendinizi böyle çok böyle kutsanmış olarak saymayın. Sosyal demokrasinin gereği budur. Bizim dinimizin bütün değerlileri bize bunu söylemiş. Bilimi takip edin demiş. Kur'an söylemiş bunu ben söylemiyorum ki. Ama siz bunların kendilerine göre güncelledikleri anayasa veya Kur'an'a uymaya devam ediyorsunuz siyasetle. Bunların bu kirli siyasetiyle, pislikleriyle. O kesime söylüyorum. İnşallah uyanırlar. Ben bu yazıyı yazdığımda 5-6 sene önce uyandığınızda çok geç olacak dediğimde ben bu yazıyı yazdım. Uyandığınızda çok geç olacak. Sildiler bu yazıları. Arşivlerden kaldırdılar. Bende var. Bir gün paylaşayım. Ve geç oldu. Geç oluyor. Ben bir bilim adamı değilim. Deprem olacak dikkat edin falan demedim. Onu diyenleri dinleyin anlamında söylüyorum. Herkesin kendisi. futbol ortamı. Anlatıyoruz futbol ortamını. Yıllardır bu ekranlarda maç aralarında maç yorumlarımın arasında nasıl ele geçirdiklerini ahbap çavuş damat ilişkilerini adam <laughs> Göksel Gümüşdağ denen adam oturuyorsunuz daha ilk günler ben mahkemeye verdim milletvekiliyken şeref madalyam olarak duruyor. Ne işi var ya Türk futbolunun içerisinde? Ne işi var? Gitsin anten taksın. Birilerinin damadı diye ki bunu dikte ederek yapıyor. Hiç umurumda değil ki. Ne yapıyor biliyor musunuz? Aynen böyle bakın. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanının odasında, Mehmet Ali Aydınlar'ın odasında dövüyordum elimden aldılar. Allah şahit. Allah şahit. Lütfü Arıboğan, Mehmet Ali Aydınlar bunlar da şahit. Beni nasıl tuttuklarını onlar da şahit. Sorabilirsiniz. Şimdi onlar yok. Hoş Mehmet Ali Aydınlar mecbur idare etmek zorunda adam. Ne yapıyor biliyor musunuz? Şöyle oturuyor beyefendi. Kim bu antenci? Çantalarımızı taşıyan adam. Böyle oturuyor. Bir şey içer misin kardeşim falan diyorlar yanında. Az evvel beyefendinin yanında içtim diyor. Bismillah. Bir sıfır. Oraya kendi sıfatıyla, kendi yaptıklarıyla oturanlarla bu şekilde gelenler arasındaki farkı anladığınız gün bazı şeyler düzelecek. Allah vermez. Veriyor gibi gözükür. Mutlu olursunuz. Büyük paralar harcayarak hiçbir şey yapamazsınız. Benim arkadaşlarım da bu düzene çanak tutuyorsa ki tutuyorlar çoğu haram zıkkım olsun aldıkları her kuruş. Ha, çoluğundan çocuğundan çıkarma falan çıkmasın. Allah şifa versin onların da günahı var. Ama bir şekilde bedelini başka bir şekilde ödeyeceğiniz şeyler yapmayın topluma yansıyan yerlerde, toplumu temsil eden yerlerde hele hiç yapmayın. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Hakkınızı helal edin biz geç geldik diyorlar. E küfür yedik biz 20 gündür geç geldiklerini söylediğimizde. Sırf Adıyaman'da kendi kitlesine seslenebilmek için Türkiye geneline, kendi kitlesinin Türkiye geneline helallik isteyen insan bizim söylediğimizi doğruladı ya. Geç gelindiğini söyledik, bir sürü küfür yedik, insanlar öldü, donarak öldü, helallik değil onun yeri. Helallik öyle alınmaz. İstifa ederek ve yargının önüne çıkarak alınır. Madem tek adam oldun, bunun cevabını vereceksin yargı önünde. Niye göndermedin, ne oldu, ne etti, öteki çıkacak. Hepsinin birbirine açığı olunca, konuşulan ortamlarda herkes birbirinden bir şey saklamaya çalışınca bunun faturası millete kesiliyor. Bu kadar net bir şey. Başka da açık herhalde anlatılamazdı. Fenerbahçe çok büyük bedel ödedi demişsiniz. Evet, Fenerbahçe Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü kalelerinden biri. En güçlü, etkileşime en yüksek. Taraftarı bağırdı, bedel ödedi. Bakalım diğerleri ne ödeyecek? Ya oturun konuşun ya, oturun konuşun ya, bir kere ölün ya. Alın, uçağa binin, bütün kulüp başkanları. Hepiniz biliyorsunuz, arka planda söylüyorsunuz, ben biliyorum. Bulunduğunuz ortamlarda beni arayan insanların yanında bana selam vermek için yarıştığınızı, konuştuğunuzu ve konuştuğumuzda da ne yapabiliriz dediğini ben şahitlik ediyorum yani. Ya binin uçağı, alın malınızı, mülkünüzü, gidin dünyanın herhangi bir yerinde, teknoloji de basit, ülke böyle gittiği müddetçe bir yere gelemez değil. Ondan beslenmek yerine, ondan zenginleşmek yerine halka yardıma koşturtur sizi Allah sonra. Ondan beslenmek yerine bu düzeni değiştirin kendi düzeninizi sağlamak yerine. Halkınızı seviyorsanız bunu yapın. Yardım yapmayın ya. Halk kendi yardımını kendi yapar. Yapar. Komşusuna gider koşar. Onu kendine bırakın yemin ediyorum yapar. Yok canımızla bir şey yapmaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz diyoruz. Kulüpler ya 20-30 milyon taraftara sahipsiniz. Bu bölünmüşlüğe, bu düzene dur demediğiniz müddetçe sürünmeye devam edeceksiniz. Fenerbahçe çok güzel bir şey yaptı. Cezayı hak etti Hak etmedi. Ha şimdi arka planda. Arka planda ya siz sesinizi çıkarmayın. Oraları falan toparlayın. Biz de size burada yolunuzu açarız falan derlerse bunu da kabul etmeyin. Halkınız milletiniz için kabul etmeyin. Hakkaniyetli. Ben federasyon başkanı olayım. Olayım demiyorum yani olayım. Bütün kulüpleri karşıma alayım. Hakemleri karşıma alayım onun aktörlerini özerk olması gereken yerleri ya kardeşim bunları söyleyin bunları konuşayım yeter adam olun ya hata yapın ama adam olun bir başkasının hakkını yemeyin 3-5 kuruş fazla kazanacağım diye bu millete büyük veballer ödetmeyin birbiriyle kavga ettirmeyin i̇şte siyasetin ele geçirdiği yerlerde bu bölünmenin ana sebebi bu Sonra siyaset yapma stadyumlarda, camilerde yapma, stadyumlarda sen yapma. Millet yapar. Millet istediğini söyler, istifa eder. Küfür etmez, istifa eder. Sandığa gidince de bunu yapar. Şey i̇şte sandığa yaklaştıkça maçları kapatmak, stadyumları kapatmak da ancak pislikleri ortaya çıkmasın, bir dönem daha kazanmak zorundayım diyenlerin işidir. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada tebessüm ettirecek de bir şey söyleyeyim. Hanımla alışveriş yapıp biraz bir şeyler taşıyacaktım. Ee, Dalınca yayını da biraz uzattım. Kusura bakmasın o da beni izliyorsa, gördüyse yayınımı. E, şimdi onun yanına gideceğim. E, dünya e, böyle biliyorsunuz. Hayatta devam ediyor. Bir yandan çalışmak, eve de yardım etmek zorundayız. Kendinize çok iyi bakın. E, güzel e, günlerde, inşallah güzel günlerde, bütün o perde arkası perde önüne çıktığı günlerde. Ki çıkıyor. Her geçen gün çıkıyor. Evet büyük bedeller ödüyoruz. Eğer uyanmazsa öteki kitle, bunu görmezse onlar, onların akrabaları da büyük bedeller ödeyecek. Fıtrat, kader kelimelerinin içine sığdıralamayacak kadar rezil, rezil ve sonunda bizim söylediklerimizi teyit edercesine suça bulaşmış birilerinin kölesi olmayın. Düşünün, ölenler onlardan helallik veremeyecekler onlara, öbür tarafta onların hesabı. Farz edin ve düşünün siz öldünüz ve arkanızdan bunlar konuşuluyor. Hele bir gel buralara falan dersiniz herhalde değil mi? Gel buralara ben bekliyorum dersiniz. İşte o gel demeyi beklemeden buralarda gel bakalım buralara sandığa bir deyin. Bir verin bir yargı önüne çıksın. Kamuoyu açık yargılasın. Taahhüt etsin muhalefet. Ya yargı önüne çıkmıyor adam. Her yaptığı şeyler biz söylediğimizde bize gel yargılan diyor. Sen bir yargı önüne çık yapmadığını bir ispat et bakalım. Bunca senin hakkında suç duyurusu. Bir sürü delil var. Evrak yok ediyorsunuz değil mi? Damadıyla beraber o Şenol Kazancı ile beraber evrak tüketme makinesi aldılar 17-25 Aralık'ın ilk saatlerinde. O evin altında neler saklıysa, kimlerden neler soydularsa onları yok ettiler. Şimdi neler yapıyorlardır? Enkazların kaldırılması neden acaba? Neden hemen inşaat koyup seçime doğru biz inşaat vererek kurtaralım diyorlar. Neden oralarda oldu? E olacağı belli. Bilim adamları söylemiş. Kendileri de söylemiş. Tatbikatlarını yapmışlar. Erhan Bey teşekkür ederim. Yenge bekliyor demiş. Galatasaray'ı göreceğiz. Tabii çok üzerinden geçti. Açıklamalar oldu. Arka planda neler konuşulduğunu biliyorum. Yapılmaması için her şeyi yapıyorlar. Zaten türbün liderlerinin ne mal olduklarını çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Bana ulaşamadılar onlar. Onun için e, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bakın. Türbün liderleri diyorum. Üç beş kişi. Koca Galatasaraylıları o canlarım beni Hakan Şükür yapanlar benim emeğim, çalışmam falan ama onlar bana sahip çıktılar ve Galatasaray'a fayda sağladılar. Benim gibi bir özel yeteneğin sahada ayakta kalabilmesini sağladılar. İşte bunun önüne kimse geçemez. Taraftar isterse o lideri ezer geçer. Çünkü lider arka planda eşkıyalık yapıyor. Aynen o enkaz altında dolaşırken çocuklara para dağıtan kişi, reis, lider kimse Onların da liderlerinin öyle olduğunu düşündükleri gün ona isyan edip itiraz ettikleri ve millet için haykırdıkları gün kazanacaklar. Hem takımları hem ülkeleri. Hangisinin daha fazla kazanmasını isterseniz ülkenizin. Bakın Fenerbahçe ile taraftarların içerisinden, Beşiktaş taraftarların içerisinden yaptılar. Protesto en doğal hakkınız. İstifaya davet edeceksiniz. Hakan Şükür için değil. Ölsün gitsin Hakan Şükür milletiniz, ülkeniz için yapacaksınız. Her biriniz AKP'ye gönül vermişler de bu sıkışmışlıktan kurtulmalısınız. Sizlere alternatif sunan, sunan, daha önce partinizin içerisinde bulunup şu anda altılı masada birbirini denetleyebilecek duruma gelmiş insanlara yönelmelisiniz. Seversiniz, sevmezsiniz ama çalmadıklarını bilirsiniz. Yanlış şeyler yapmış olabilirler çünkü bu diktanın başındaki insanların onlara geçmişte yanlış şeyler yaptırdığını söyleye de ben biliyorum. Size alternatif oluşturuyorlar ya. Onlar da bir nevi bir şeyin ucundan tutmuşlar. Size alternatif oluşturmuşlar. Sizlerin hakkını AKP'lilerden bahsediyorum. MHP'lilerden bahsediyorum. Sizlerin hakkını orada savunabilecek insanlar o masadaysa başka bir şeye gerek yok. Ama perde arkasında yaptıkları işlerden dolayı başka işler çeviren insanları da tarih not olarak yazıyor. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere